Bir şey diyeceğim, yemin ederim çok korkuyorum. Alakasız çok gerildim ve çok korkuyorum, çıldıracağım. Aa! Ya 20'lik diş niye var ki? Madem bunu sonradan ameliyatla alıyoruz, bu niye var ki? Uf! Ameliyat! Okey, diş ameliyatından ne olacak? Ne olabilir ki? Hiçbir şey olmaz. Aç ağzını, aç. Kocaman aç, aç. Ama ben korkuyorum. Vücuduma yabancı bir maddenin girip benim vücudumdaki kanları dışarı çıkarmasını istemiyorum. Kanamaktan korkuyorum. Gerçekten benim iğne fobim var. Enes, tüyü kaç. Canımın acıdı, her şeyde fobim var ama gerçekten korkuyorum bak. Hiçbir şekilde fake değil, bu benim gerçek titremem. Dişçiye gitmek istemiyorum. Gerçekten bunu yapmak istemiyorum. Bütün 20'liklerim aşağı doğru ama bir tanesi böyle salak gibi çapraz çıkmış. Bunu aldırmam gerekiyor, yoksa dişlerimi kaydıracak. Ki benim diş telli halimi biliyorsunuz. 2 yıl diş teli taktım, bunun bozulmasını göze alamam. Yani sikesiye gireceğim, başka bir şey yok. Ameliyattan önce son yemeğimi yiyorum. Sanki öleceğim abi, ciddiyete bak. Ama yemek yemeyeceğim uzun bir süre. Gel babana gel. Kabak dolması, bayılırım. Kabak dolmasıyla alakalı şarkım bile var. Benim kabak dolmasıyla alakalı şarkım var mı? Oh be, bu şarkı da YouTube'dan kalktı, çok mutsuzum ya. YouTube Türkiye'nin başlangıç şarkısıydı bu be. Zamanının en tatlı işlerinden. Şu an böyle bir şey yapsam yüzüme kabak dolması Mark Bey'in. Son yemeğimi de yediğime göre artık hazırım. Şans dileyim. Ne oldu? Akü bitti. Yeter be adam ya. Arabaya bindi bu yine. Hayır, evren benim dişçiye gitmemi istemiyor. Geri dönelim o zaman, siktirelim. En sevdiğim dostlarım bugün benim ameliyatım da yanımda. Yaptırdınız mı daha önce? Hayır. Benim 20'lik dişim yok. Nasıl? 1 milyonda 1 oluyormuş, benim yok. Benim en ciddi. Ameliyatımı izleyeceksiniz. Benim evet. Hastane fobim var bu arada. O zaman için. Sıçmadın mı sen? Gel sıçtım. Bakalım. Deadpool. Korkuyorum. Bir şey diyeceğim, ne kadar sürecek? Niye? Eve mi gideceksin? Benim 7'de Ahmet'e göre antrenmanım var. Ben burada ameliyata giriyorum, hiç umurumda değil ya. Sen korkuyor musun? Ben korkuyorum. Doktor musunuz hepiniz? Evet. Yok. Benim şurada bir tane dişim vardı. Kendim tırnaklarımla söktüm, attım onu. İşte Yiğit de öyle yapmış, sonra bize geldi. Bir röntgen alırız, bakarız, muayene ederiz yani. Hadi gel, 2 dakika halledelim ya. Hadi gel, tutalım ben. Ben bir göreceğim. Hayır, bir dakika. Ben bir göreceğim. Ne oluyor? Otur ya. Hocam 2 dakikada yaparız. Gel vallahi gel. Hadi atlarız abi. Doktor Bey, bir şey söyler misiniz? Ameliyattan korkuyor musun peki? Korkuyorum tabii. Tamam, ben bir izleyeyim abi Enes'i. Ona yapılırken izlersen. Ne yapacaksınız Enes'i? Açacağız arka taraftan. Kemik kaldırılacak, ardından diş kesilecek. Sonra dikiş atılacak. Diş de atılacak. Ben korkmaya başladım. Başlamadık ama ben fena oldum. Ben hiç hayatımda ameliyat olmadım ki. Enes, bir kafan kaldırır mısın? 3 ay buraya geldim, bir kere bana bundan vermedin. Dolarıma ne soktunuz? Kafası güzel gibi olacak. Baksana şimdiden gözleri kaydı. Nasıl? Ben içip geldim. Başını dönmeye başlatırız. Yok, ben alışkınım. Abi. Bir şey olmadı mı daha? 4-5 saat lazım bize bunun için. Dilin gitti. Evet. Ne gelen nerede? YouTube'a neden dönme kararı aldın? Para mı etsin? Dursa şu. Hı-hı. Enes, ben senin arabayı vurdum geçen gün. Senin yanı çizdim. İşte manuel ya, ben manuel bilmiyordum. Yiğit'e söyledim, Yiğit de ben çekim yapacağım dedi. Ben de kendim gittim. İyime okuyordum. Başka itiraflar varsa söyleyebilirsiniz. Sinan abi var ya bizim. Benim kız arkadaşımı takip etmiş. Yani Sinan abi, konuşacağım seninle bunu. Dişini renklerini alabilir miyiz? Bu zaten. Şu ekranı istiyor. Ha, büyüğe mi açalım? Bunda var mı? Tamam, halletmiş ya. Göreyim mi? Görüntü yok ki, neyi çekiyorum? Görüntü ki, şey gittim, yukarı gittim, yukarı gittim. Bu benim dişim. Şu sol diye, sağ üst diye, şu sağ üst diye, ama şu... Şu diş. Evet, bunu alıyoruz. Açabilirsek abi. Acırsa? Acımaz. Acımaz. Büyük, ne kadar büyük açarsan o kadar iyi. Bitti, bitti, yine bitti. Yine bitti oğlum, bir şey yok. Tamam. Ağzı kanıyor, bir sıkıntı var. Enes Bey, ayakta duramıyorsunuz. Tamam ya. Doğrayabilmişsiniz. Nefes al, nefes. Nefes al. Tamamdır, güzel bir kız dokunuyor sandım. O yumuşak eller. Bak bu yumuşak gibi derleri. Yok, aklımdan tabak dolması geçiyor. Beni hissetmediğine göre tamam. Ne hissedersen. Kim en hissed? Ben de var. Çok hızlı değil mi? Ne?
Ben garipten ses. Ben diyorum ben. Dün gece hatırlıyor musun Enes FIFA oynarken? Gitti. Öldü abi adam. Anlamadım canım acaba. Ben yapmadım. Gitti. Kadın sesine tepki yoksa bu çocuk gitmiyor lan. Yok. Enes büyük aç, büyük aç. Aç ağzını aç, kocaman aç, aç. Daha anestezide Toşko'nun hale bak, ben beyaz oldum. Gel bir gir, al, gel bir al, sok böyle bir şey böyle bir. Şey düşünüyorum ama böyle ofis kirasını falan. 1000 liraya çıkarmış. Oha. Galiba param bitiyor. Oradan başlıyor. Kokuyor mu? Ayakkabı kokuyor. Harika. Güzel baba adamı psikolojik şiddet uyguluyor bu adamı. Testere mi o? Testere değil, işi böleceğim. Hocam bölme işlemi varsa Toşko geçsin. Nasıl geçsin? Organımı aldınız. Arası organım sanıyor bari. Enes'in 21'lik dişini Instagram'dan satışa koyuyorum. Bugün bir yarıyor değil mi hocam alkol içmesi? Bugün almasın sabah. Bugün almasın mı dedi? Bugün alkol alamıyormuşsun. Ha kral. Geçmiş olsun Enes de bitti. İyisin. Halinde dur. Sen otur biraz da. Biraz kendine gel. Yapacaktım böyle. Kaybettiğim organım bu benim. Ölü doğmuş bir diş. Bu ne lan böyle? İğrençsin. Kral siktir git. Hediyeni veriyoruz. Dişleri. Bu dişin 3 parça halinde. Sana bir kolye bundan. En büyük parçasını bana yap. Geçmiş olsun. Biraz kolları esnek. Yo ben alışayım. Bittik bu çocuğu sarhoş sokaklarda toplamaktan bıktık. Elimde şey kaldı, onu götüreceğim zaten. Evde yager dökecek orada. Bu videoda Dentblue International'a çok teşekkür ederiz. Yıllardır ekibimizde olan Yiğit'in dişlerini de düzeltmeyi kabul ettiler. Buradaki dişleri çekildi. Kemik iyice iyileştikten sonra implantlarımızı yerleştirdik. Kemikleri iyileşti. Zirkonyum kaplamalarla sonuçta zaten bu şekilde artık diş eksiği de yok. Artık tanıyamıyorum bu dişlerle. Bu bizim Yiğit değil. Ben eski dişlerini özledim. Ben hiç özlemedim. Ama Yiğit'in dişlerini düzeltmek gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Çünkü daha önceden kendisi bütün dişlerini kırmış. Ne yaptın evet, dişlerini? Zaten. Kırdım ya. Nasıl? Bıçakla, çatalla. Neden yaptın bunu? Doktor korkusu. Doktora gitmemek için? Evet, kendim hallettim. 8 aylık büyük uğraşın sonunda Yiğit'in dişlerini de düzelttiler. Dentblue'ya teşekkür ediyoruz bunun için. Siz de bir dişçi arıyorsanız mutlaka buraya gelmenizi öneriyorum. Bunu yapan adam size neler yapmaz. Kanka bin, kurban olayım bin kanka. Yüz verme bu. Ya oğlum. Bin. Enes attı, kurban olayım lan. Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim. Bana bakın. Bana bakın. Kral. Siktir git ya. Evet. Vakit gece ve ağzım bu kadar şişti. Bu ne amına koyayım? Bu daha ne kadar şişebilir diye merak ediyorum. O yüzden sabah bir daha bakacağım. Sabah olsun. Ha bir de söylemeyi unuttum. Bir ağrı geliyor yavaştan böyle böyle. Buram of uf oldu uf. Sabah olsun. Uf. Oğlum nasıl şişmiş? Çok feci. Aa! Aa! Kafa yiyeceğim. Aa! Canım acıyor. Aa! Bağırdık bir daha çok acıyor. Aa! Aa! Tamam sakin ol, sakin ol. Ağzımı çok açamıyorum. Bu şekilde konuşabiliyorum. Lanet olsun. Ben nasıl yemek yiyeceğim? Yemeyeceğim. Sıçtık. Dayak yemiş gibiyim ama yemedim. Nasılım arkadaşlar? Tatlı mıyım? Aynen, çok tatlısın ama. Yani... Acıyor ama o kadar öldüresiye de acımıyor. Korktuğum kadar acıyor. Yani birazcık acıyor. Sonraki günlerde biraz daha acıcağını hissediyorum ama inşallah hızlı geçer. Konuşamıyorum. Ben anlamıyorum. Madem 20'lik dişimiz ameliyatla alınıyorsa genelde bu 20'lik diş niye var? Tefal ürün müyüz biz? Neden? Yani 3-5 güne iyileşir. Bu ne oğlum? Jawline'ım var! Biraz komik görüntülerim çıkmış galiba dün ameliyat sırasında. Ama neler çıkmış gerçekten bilmiyorum. Uyuduğum söylendi. Gitti. Kulak mememe dokunulmuş. Bir ara paradan, ekonomiden bahsetmişim. Ofis kirası. Galiba param bitiyor. Gerçekten flu her şey. Şu an yeni yeni kendime geliyorum, orada söylediler bana. İnanmıyorum, kolpalıyorlar bence ama. Kimse şu. Ya bir de bu haldeyken rezalet bir sabah uyandım. Çünkü ne gördüm biliyor musunuz? Enes Batur tutuklansın. Uf. Gerçekten bu mu? Enes Batur tutuklansın mı yani? Bu halde mi? YouTube'a yeni geri döndüm. Lütfen. Yeni geldi. Yeni videolar çekmeye başladım ya.
Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Öpüyorum sizi. İnşallah bu video yayınlanana kadar tutuklanmam. Tutuklanırsam da...